Depremden sonra çeşitli hapishanelere mahpuslar sevk edildi. Sevkler esnasında ve sevk edilmeden önce de bulundukları hapishanelerde işkence ve kötü muamele yaşadıklarına dair başvurular da almıştık. Sevk edildikleri yerlerde de sıkıntılar yaşandı. Türkoğlu L tipi kapalı hapishanesinden sevk edilen mahpuslar örneğin sevk edildikleri Samsun Kavak S tipinde çıplak arama dayatmasından kaynaklı olarak işkence ve kötü muameleye maruz kaldılar. Yine aynı hapishanede Hatay T tipinden sevk edilen mahpuslar da var. Zaten depremin ilk yaşandığı dönemlerde, günlerde pek çok işkence, kötü muamele, hapishanelerde isyan çıktığına dair haberler, ölüm ve yaralanma haberleri hızla yayılmaya başlandı ve biz de Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden bilgi istedik bu konuya dair. Daha sonra mahpusların hem aileleri hem de avukat görüşlerinde de yaşananlarla ilgili durumlar hani tarafımıza da aktarıldı. Özellikle Hatay T tipindeki durum gerçekten sıkıntı verici bir boyutta olduğunu öğrendik. Orada 23 kişinin bulunduğu bir siyasi mahpus koğuşu var. 19'u Afrinli. Bu mahpuslar ayın 6'sında olan depremin ertesi günü ayın 7'sinde koğuşların kapılarının açıldığını ancak koğuş kapısını kimin açtığını görmediklerini ifade ediyorlar. Bir süre koğuşta birilerinin kendilerini gelip almasını bekliyorlar. Herhangi bir isyan girişimi vesaire söz konusu bile değil. Daha sonra bir duman çıktığını ve yangın çıktığını görünce de dışarı çıkıyorlar koridora. Kaos, kargaşa vesaire. Kendi odalarına grupların girdiğini fark ediyorlar. Onlar da zaten koğuştan çıktıkları için en azından bir can kaybı yaşanmamış. Fakat bu mahpuslar avluya çıkarıldıklarında yüzlerinin duvara dönük olması istenmiş. 22 saat boyunca oturur vaziyette, yüzleri dönük şekilde, soğukta, aç, susuz bir şekilde bekletilmişler ve bu şekilde de işkence ve kötü muameleye maruz kalmışlar. Yani sürekli olarak dövülmüşler. Ayın 9'unda sevk ediliyorlar. Ayın 9'unda sevk edildiklerinde de yine yürütülürken dövüldü bu mahpuslar, dövdüklerini iddia ediyorlar ve hatta cezaevi müdürünün bile bu işkence ve kötü muameleye tepki gösterdiğini ifade ediyorlar. Hani dövmeyin, yapmayın, bunlar herhangi bir şey yapmış değil ama buna rağmen görevlilerin işkence ve kötü muameleye devam ettiği ifade ediliyor jandarmanın özellikle. Böyle bir durum söz konusu. Getirildikleri hapishanelerde de çıplak arama uygulamasından kaynaklı olarak özellikle Hatay'dan getirilenlerde herhangi bir tepki göstermemiş olmalarına rağmen yine çıplak elle vurularak geçin denmiş 2-3 kere çıplak elle vurularak. Sonuç itibariyle Hatay'da çok büyük bir işkence kötü muameleye maruz kaldı bu insanlar. 22 saat boyunca soğukta o çetin kış koşullarında bekletildiler. Üstelik de depremin korkunç bir travmatik durumunu yaşayan insanlardı. Buna rağmen herhangi bir isyan girişimi olmamasına rağmen, herhangi bir kötü davranış sergilememelerine rağmen işkenceye maruz kaldı bu insanlar. Canlarının da tehlikeye düşeceği bir durum söz konusu olabilirdi. Yani hani orada bu kargaşa esnasında diğer mahpuslar tarafından can güvenliklerin tehlikeye atılacağını bile düşünen sonuçta bir durum yaşanmış, ortaya çıkan sonuç bu şekilde.